matematiksel işlemlerle devam ediyoruz. Aslında matematiksel işlemler isminden de anlaşıldığı gibi JavaScript'te hani matematiksel işlemleri yapabilmemizi sağlıyor. Yani bir sayıyı toplamamızı, çıkarmamızı veya işte modunu hesaplamamızı, üstünü almamızı vesaireyi sağlıyor. Mesela benim burada bir tane let ile number diye bir şey tanımlayayım ve değeri 5 olsun. Let ile tanımlıyorum ki hani değiştireceğim değerini sürekli, onu görebilelim diye ve daha sonrasında console.log number diyeyim buraya ve gördüğünüz gibi number'ı görüyorum. Daha sonrasında mesela number eşittir number artı mesela ne diyelim 10 diyelim ve sonrasında bir de bunu da konsollayalım. Yani bunu yaptığımızda ne bekliyoruz? Artı ile birlikte bunun toplamasını bekliyoruz. Yani artı aslında bizim için toplama işlemine yarıyor. Aynı şekilde eksi yapabiliriz buraya. Eksi yaptığımızda da çıkarma işlemi yapıyor. Önce 5 iken sonra eksi 5 oldu gördüğünüz gibi. Ya da çarpı yapabiliriz. 5 ile 10'u çarpıp 50'yi alırız. Onun yanı sıra işte bölebiliriz. Bu şekilde böldüğümüzde 0.5'i gördüğünüz gibi alıyoruz. Bunun yanı sıra bir de mod işaretimiz var. O da şu, hani hepsini bir arada görelim diye böyle koydum. Modun yaptığı şey aslında bölümünden kalanını veriyor. Yani bu ne demek? Mesela benim 50 diye bir sayım olsun ve ben 50 sayısını işte kaça bölüyorum? Mesela 2'ye böleyim. 2'ye böldüğüm zaman ben 50 ile 2'yi böldüğümde tam bölündüğü için kaç kalanı biliyorum. Kaç kalacak? 0. Kaydettiğimde gördüğünüz gibi 0'ı bana veriyor. Ama ben bunu 50'yi mesela 2'ye değil de 3'e bölmek isteseydim kalanı bana 2 olarak veriyor. Bunun sebebi 48'e kadar gidiyor. 48'den sonra 2 ya hani orada kalanı bana o kalanı bu şekilde veriyor. Bir de burada hani kalanın dışarısında bir de çarpı çarpı dediğimiz işlem var. Çarpı çarpı da aslında temelde o sayının kuvvetini veriyor. Yani burada şurada hani şunları bir sileyim. Burada mesela 3 çarpı çarpı 2 dediğimde 3'ün karesini alacak. Veya 3 çarpı değil de mesela 5 çarpı çarpı 2 dediğimde 5'in karesini alıyor. Veya 3 dediğimde 5'in küpünü alıyor. Burada da bu işlemi de kuvvet olarak düşünebilirsiniz. Yani temelde matematik işlemleri bu kadar. Sadece bir de böyle shorthandler var. Mesela biz normalde işte number eşittir number artı 1 dedik ya. Daha sonrasında bunu konsolladık. Bunu yaptığımızda ne oluyor? 1 artırıyor ya. Bunu böyle yapmak yerine hani uzun ya bunu yapması. Şöyle diyebiliyoruz. Number artı artı dediğimiz zaman bu yine çalışıyor. Veya işte eksi eksi dediğimizde bu yine aslında eşittir. Number eksi 1'e eşit oluyor. Yani şuna eşit oluyor. Number eksi 1 buna eşit oluyor. Aynı. Aslında aynı şeyi yazmış oluyoruz. Sadece kısa yazılımı. Bunları gerçekten çok fazla kullanıyoruz. Bunların bir de bir diğer kullanım türü var. O da şu aslında. Ben burada mesela hani number eksi eksi diyorum ya. Bunu ben şu şekilde başına da yazabilirim. Bunu yazdım. Şu an konsolda bir farklılık görmüyoruz. Ama aslında farklılık şu. Ben mesela buraya gelsem number'ı şurada çıkartma işlemini burada yapsam veya toplama yapalım daha kolay olsun. Number artı artı diyorum ve daha sonrasında buraya bu number'ı artırıyor. Sonra bir de konsollayacak ya. Bir de burada konsolluyorum ve kaydettiğimde 50-51 görüyorum. Ama ben artırmayı nerede yaptım? Burada. Yani aslında 51-51 görmem gerekiyordu ya. Hani mantıken öyle düşünüyoruz. Aslında öyle olmuyor. Bunun sebebi şu. Ben burada şunu diyorum. Number'ı ilk bir kullan, yap. Hani çalıştırmanı yap. Daha sonrasında artır diyorum. Bundan kaynaklı burada 50'yi yazdırıyor ama arka planda number'ı artırıyor ve ben bir sonraki satırda 51 görüyorum. Bunun yerine şunu diyebilirdik. Önce artır, daha sonra number'ı yazdır diyebilirdik. Bu durumda gördüğünüz gibi 51'i bana başarılı bir şekilde iki konsolda verdi. Eksi eksi de aynı şekilde çalışıyor bu arada. Hani öncesine ve sonrasına yazabiliriz. Matematiksel işlemler temelde JavaScript'te bu kadar. Yani daha fazla detayları var mı diye soracak olursanız Math diye bir tane library var. JavaScript'te building geliyor. Yani direkt kullanabiliyoruz. Hani bunun içerisinde bir sürü şey var. Şöyle aşağı indiğinde gördüğünüz gibi logaritmalardan işte tanjantlar, kotanjantlar, onlar bunlar. Aklınıza gelebilecek bütün matematiksel fonksiyonlar burada var. Hani merak edenler böyle üst seviye matematiksel bir şeye ihtiyaç duyanlar bu kütüphaneye bakabilirler. Bizim şu an için ihtiyacımız olmadığından dolayı matematiksel işlemleri bu kadar tutabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.